Tatır Arası'ndan herkese selamlar. Ben Çağrı. Ben Nişan. Eren. İkbal. Üçüncü oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumumuzda mülksüzleri okuyacağız, duyurduğumuz gibi daha önceden. Kitabı öneren Eren'di. Eren, sözü sana devrediyorum. Eren moderasyonu yapacak bu bölümde. Teşekkürler Çağrı. Bu kitabı önerdiğimizde biz henüz Satır Arası'nı yeni başlatıyorduk. Ve arkadaşlar böyle teker teker kitap önerme fikriyle geldiğinde benim aklıma ilk önereceğim kitap olarak Le Guin'in Mülksüzleri gelmişti. Le Guin o zaman henüz hayattaydı. Kendisi benim çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir hanımefendiydi. Ne yazık ki öldü ve artık yeni satırlar yazamayacak. En azından biz de Satır Arası olarak bir mülksüzler oturumu yapıp kendimizle ilgili biraz da onun yazdıklarıyla ilgili en azından kendimizden bazı fikirler katıp bir andaç bırakmış olacağız diye düşünüyorum. Yani bir faydamız dokunursa ne âlâ diye düşünüyorum. Ben fazla uzatmadan kitapla ilgili birkaç bilgi verip ilk sözü arkadaşlarıma bırakacağım. Kitap ikiz gezegenler olan Anares ve Urras'tan bahsederek başlıyor. Bu gezegenler uzak bir gelecekte bizim dünyamızdan, ki kitapta arz olarak çevrilmiş, 11 ışık yılı uzaklıktaki ikiz gezegenlerdeki yaşayan insanlardan, bize benzeyen insanlardan bahsediyor. Urras gezegeni kitabın geçtiği gezegen değil, daha bizim şu andaki dünyamıza benzeyen ve standart bir düzen içinde yaşayan bir dünya. Anares ise esas kitabın geçtiği dünya anarşizmle yönetiliyor. Anarşizm deyince böyle 80'li yıllardaki anarşikler geldi, şu oldu, bu oldu gibi anarşizm değil. Teorik anarşizmle, yani Mihail Bakunin'in zamanında modellediği, işte eziyetin, güçsüzlüğün olmadığı ve herkesin eşit olduğu anarşizmle yönetilen, devletlerin olmadığı bir dünya tamamen Anares gezegeni. Ve bu gezegende yaşayan bir çocuk, dünyaya gelen Şevek isimli bir çocuğun başından geçen olaylar başlıyor. Şevek büyüyor, bir fizikçi oluyor ve değişik modellemeler yapıyor fizikle ilgili ve Şevek'in icatları anarşizmle kapitalizmin birleştiği noktalarda bilimin fonksiyonları gibi değişik konulara kitap ışık tutuyor diyebiliriz. 74 yılında yazılmış bir kitap. Aynı yazıldığı yıl iki tane ödül almış. Biri Nebula, biri Hugo ödülü. Yani Le Guin'in Yer Deniz üçleme, beşlemesinden sonraki en bilinen kitabı olabilir. Ben kitap hakkında bu bilgileri verdikten sonra eğer söz almak isteyen arkadaşım varsa sözü bırakacağım. Evet, Çağrı'nın söz istediğini görüyorum. Çağrı, şu anda itibaren sendeyiz. Teşekkür ederim Eren. Ben de bu kitapla ilgili kısaca kendi deneyimimden bahsedeyim. Kitabı üniversitede almıştım ben. Üniversite son sınıfta. 2008'de de 2009 yılıydı. Belki de Eren önermişti yine, bilmiyorum. O zamanlar siyahkahve.com diye bir sitede birlikte biz çok aktif bulunuyorduk. Bir online yazar çizerler komitesi gibi bir şeydi. Hani böyle kısa hikayeler, şiirler falan yazılan, işte makaleler ufak yazılan, insanların yorumladığı falan bir yerdi. Belki de oradan Eren söylemişti bana, hatırlamıyorum. Ben söyledim galiba, evet. Şimdi, sen deyince hatırladım. Eren de üçüncü kez okuyorum dedi bana, demişti. Oradan aklıma geldi. Belki de Eren önerdi hakikaten bunu. O zaman da okumuştum diye hatırlıyorum. Ama çok aklımda kalmamış. Hani kitap okurken böyle çok anımsayamadım tekrar okuduğumda. Sanırım şeyden dolayı bu. Yani kitapta böyle çok olay üzerinden değil de işte bu Şevek'in, bahsettiğimiz fizikçinin hayatını hani çocukluktan alıp yetişkinliğe kadar işte Anares'te doğup büyüyüp işte Uras'a gitmesi, oradaki yaşadıkları falan. Yani orada hep Şevek'in dünyası üzerinden ve hem kendi doğduğu dünyada hem de gittiği dünyada diğer Uras'ta yaşadıklarında hep yani ikili diyaloglar, üçlü diyaloglar böyle hani kalabalıklar içinde yaşadıkları üzerinden gidiyor. Orada hani o deneyimleri hep aktarıyor. Genel olarak kitabın hani bu yapısı tekrar tekrar okunduğunda her seferinde yeni bir şeyler keşfedilmesini sağlayacaktır bence kitap. Çünkü o diyaloglar hakikaten her biri ayrı bir şey veriyor insana, hakikaten. Bir içgörü sağlıyor bence.
O açıdan ben çok şey buldum bu kitabı. Yani çok besleyici buldum diyebilirim. Çünkü hakikaten fikirsel bir kitap bence. Yani fikirleri çok böyle o diyaloglar üzerinde tartışan bir kitap. Bunları söyleyebilirim ben ilk izlenim olarak. Evet. Dilşat'ın söz istediğini görüyorum. Dilşat, sözü sana bırakıyorum. Sendeyiz. Teşekkür ettim. Kitapla ilgili benim söyleyeceğim ilk şey, kitabın ismi Mülksüzler ve İkircikli Bir Ütopya ismi. Yani kitap başka bir şekilde yazılmış olsaydı bu kadar uyar mıydı bilmiyorum. Yani Mülksüzler isminin daha çok ben İkircikli Bir Ütopya tanımlamasına takıldım. Kitabın her yeri cidden insanı böyle ikircikte bırakan bir şeyle dolu, yapıyla dolu. İçeride bırakmak veya dışarıda kalmak, hani bu son sözde Bülent Somay'ın da yazdığı gibi aynı şey olabilir diyor. Bunu kitabın her sayfasında hemen hemen görebiliyorsunuz. Felsefi olarak bir şeyin, düşüncenin iki yüzünün olması gibi, yani sürekli birbiriyle çatışan zıt kutupların olması gibi kitabın her alanında, her noktasında şeyi görebiliyoruz. O ikircikliliği görebiliyoruz. Sanırım İkbal'i teknik bir sebepten dolayı kaybettik. Bence bir devam edelim. Gelirse o da kaldığımız yerden katılır gibi duruyor. Aynen. Aynen. Devam edelim. Biz İkbal katılabilirse onun yorumlarını alarak devam ederiz. Aradan alırız. Tamamdır. Yani benim kitaba dair ilk izlenimim şu oldu. Benim için ilk önce biraz yavaş gitti kitap. Biraz ağır. Tabii ki ciddi bir hikaye anlatıyor. Ciddi bir iddiası var. Ütopya ciddi bir iddia ve bu ütopyayı bayağı iyi kurgulamış. Ve bu iyi kurgulamadan dolayı da çok ağır ilerliyor ilk sayfalarda özellikle. Çevek işte bu anarşist gezegen Anarres'ten Urras'a doğru bir yolculuk yapıyor. Bu yolculukta yolculuk hem Urras'a doğru yapılıyor hem de Şevek'in içine doğru yapılıyor. Tabii bu Şevek'in içine doğru yapılan yolculuk hem izlemesi keyifli, yani okuması keyifli, hem biraz yoğun, böyle boğucu olabiliyor zaman zaman. Kitabın dili benim açımdan hem çok berrak hem çok ağır. Yani hep biraz önce de söyledim, ikircikli her alanda. Kitap diliyle, işte anlatımıyla, hissettirdikleriyle her alanda ikircikli. Ben bir ismin bir kitaba bu kadar uyduğunu ilk defa şahit oluyorum. Uyduğunu. O yüzden benim ilk izlenimim kitapla ilgili çok soğuktu. Ben ilk defa okudum. Sonrasındaki izlenimim ise cidden hani böyle şok tabancasından şok yemiş gibi oldum kitabı bitirdiğimde. Çok iyi bir izlenimdi benim için. Kesinlikle şu an iyi şeyler besliyorum. Kitaba karşı çok iyi hisler besliyorum. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Şimdi yani Mülksüzler kitabı ilk yazıldığında da tabii dünyada oldukça bir yankı uyandırmış. Çünkü modellediği gelecek, yani Ursula Le Guin aslında kendisi de bir anarşist. Ve bu kitabı yazarken mümkün olduğunca objektif bir şekilde anarşizmin bir toplum üzerinde, izole bir toplum üzerinde uygulanıp uygulanamayacağını merak ederek yazmış. O yüzden hani şeyi yani kitabın yazıldığı şeklinin birazcık yavaş ilerlemesi başta bence normal. Tabii savunmak için söylemiyorum bunu. Senin de dediğin gibi hani yepyeni bir dünya kurgularken o dünyayla ilgili belli başlı şeyler vermek gerekiyor. Ayrıntılar, detaylar vermek gerekiyor. Detayları vermezseniz okuyucu biraz havada kalacak. O yüzden şimdi ben şeyden devam etmek istiyorum. Eğer başka söyleyecek bir şey yoksa. Şöyle bir benim aldığım notlarıma bakıyorum. Şimdi kitap statünün olmaması kavramın dahi gezegende yaşayan insanlara yabancı gelmesiyle başlıyor. Yani statü kavramının. Şimdi Şevey'in bu bahsettiğimiz yolculuğu bir uzay gemisinde diğer gezegenden gelen insanlarla giderken onlara şunu soruyor. Statü ne demek? Ya da sınıf ne demek? Tamam diyor, ben bunlar hakkında bazı okumalar yaptım ama kafama yerleşmiyor diyor. Onlara göre çünkü Anarres gezegeninde yaşayan her insan eşit, hepsi birbiriyle kardeş ve hiçbirinin diğeri üzerinde bir erki ya da bir hükmetme gücü yok. Dolayısıyla statü kavramının
yabancı gelmesi bana çok enteresan gelmişti. Bir diğer konu, yine uzay gemisinde Çevek şuna dikkat ediyor. Şimdi ana risk gezegeninde herkes cinselliğini çok açık yaşıyor. Çok aşırı derecede açık yaşıyor. Yani isteyen isteyene gidiyor. Yani hani biraz amiyane olacak ama benimle olmak istiyor musun diye soruyor. O da isterse evet diyor. İstemezse kusura bakma istemiyorum diyor. Ve çocukluktan beri herkes cinselliğini eşit yaşadığı için Sevek karakteri o dünyaya yolculuk yaparken şunu fark ediyor. İşte bunların diyor bastırılmış cinselliği bir erotizme dönüşmüş ve kullandıkları eşyalara sirayet etmiş. Çizgilere sirayet etmiş. İşte mesela yatak ne kadar yumuşak, bu diyor bir erotizm simgesi değil de nedir? Gibi. Tabii ana res gezegeninde en önemli şey aidiyetin olmaması. Yani paylaşmazsan kullanamazsın gibi bir mottoları var. Ve herkes üretilen her şeyi paylaşıyor ve paylaşılan her şey ortak kullanıma açık. Burada hem Çağrı sen söz istedin değil mi? Evet, Çağrı'nın da bir söz istediğini görüyorum. Çağrı sen de istiyorsun. Benim önceden kalmış, ben Dişat'a hemen aktarayım. Önceden mi? O zaman Dişat sendeyiz. Aynen. Ona emin olamadım o yüzden. Şey, İkbal'le iletişim kurmaya çalıştım da o yüzden biraz koptum arada. Siz devam edin. Tamam. Ya Eren'in söylediği bastırılmış cinselliğin diğer bütün metalarda açığa çıkması durumu yakın zamanda Nurettin Yıldız denilen hocanın yatağınızla ilgili, yataklarla ilgili yaptığı yorum ya da uykuya dalmadan önce ilgili yaptığı yorumu getirdi aklıma. O yüzden söze girmek istedim. Hani demek ki Nurettin Yıldız bu yorum, bu fikirleri çok geriden bir yerlerden almış olabilir. Tabii bağdaştırmak hiç hoş olmuyor ama hani dalga geçiyoruz. Belki de Le Guin hayranıdır canım. Yani sanmıyorum. O, olası bir ihtimal değil yani ama çok aynı zamana denk gelmiş olması çok beni böyle güldürdü. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ben kitabı okuduğumda tam olarak oraya dikkat etmiştim. Hatta orayla ilgili notlar almıştım. Sen de aynı şekilde orayla ilgili konuşuyordun. Yani erotizm bizim eşyalarımıza, yani Urras bizim bildiğimiz dünya, bizim yaşadığımız dünya. Buraya nasıl, yani buradaki kullanılan eşyalara nasıl yansıtılır veya nasıl yansıtılmıştır? Hiç öyle bir gözle bakmamıştım. Tabii ki kadın bedeni bir meta olarak, bir obje olarak, özellikle ticari değer olarak kullanılıyor. Yani şu an günümüz dünyasında bu çok açık, bu yatsınamaz da bir gerçek zaten. Ama işte ne bileyim, hani bir yatağa bakınca Şevek ve Nurettin Yıldız'ın aynı şeyi görüyor olması bana çok ironik geldi. Güldürdü beni. Sadece bunu paylaşmak istedim. Sendeyiz Eren. Teşekkür ederim. Ben İkbal'le ilgili bir bilgi vermek istedim. İkbal şimdi diğer platformlardan bize yazıyor ve yine bir elektriğe kurban verdik. Elektrik kesilmiş İkbal'in. İlgili dağıtım şirketini aradığını fakat ulaşamadığını söylüyor. Ne kadar da şaşırtıcı değil mi? Neyse, kitaba kaldığımız yerden devam edersek, benim ilk kitapla ilgili vurucu nokta olarak kendi kafamda şunu belirlemiştim. Şebe'in çocukluğunu, şimdi hani Dilşat çok güzel anlattı aslında. Hem Şebe'in içine doğru bir yolculuk yapıyoruz hem de Urras'a doğru gidiyor. Şebe'in içine yapılan yolculuk da haliyle onun çocukluğundan başlıyor. Ve şeyi anlatıyorlar ilk olarak, hani bir karakterin hapsedilmesi. Şimdi çocuklar kendi aralarında oyun oynarken Kadgu isimli bir karakter var. Ve bunlar şeyi öğreniyorlar öğretmenlerinden. Diğer gezegenlerde, Urras'ta bir hapishane diye bir mantığın olduğunu öğreniyorlar. Önce bunu sorguluyorlar. Hapishane neden gerekli midir ki? Yani nasıl oluyor? İşte insanlar bir yere kapatılıyor. Aç mı bırakılıyorlar? Aç da bırakılmıyorlar. Besleniyorlar. Peki madem onları cezalandırıyoruz, niye besliyoruz falandan başlayarak da birbirlerini hapsetmeye başlıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ve bu hapsetmenin onlarda yarattığı hani travma diyeyim, o kadar büyük ki adam bir daha hani şey karakteri bir daha o bir arkadaşlarını hapsetmek için kullandıkları yere gitmek dahi istemiyor. Ve bana burada şeyi hatırlattı, mutlaka izlemişsinizdir. Das Experiment diye bir film vardı. O filmdeki gibi hani gücü ele geçirenler doğrudan bozuluma uğrayıp o arkadaşlarını bir daha çıkarmayı kabul etmeyerek biraz daha kalsın ne olacak filan. Tabii sonradan pişman oluyorlar ama ondan evvelinde bayağı bir çocuğu zorluyorlar.
Bir de çok enteresan başka bir konsept. Sorumluluğun anarşizme uygun olup olmadığı, hani ikircikli bir ütopya dediği şey bir yandan da bunu tartışıyor. Yani eğer insan hiçbir şeye ait veya sahip olmayacaksa herhangi bir sorumluluk sahibi olmalı mıdır? Tamam, bir toplumu ya da anarşik bir toplumu ayakta tutmak için herkese bir sorumluluk düşüyor ama yine de anarşizmin ruhuna sorumluluk uygun mudur? Şimdi ben bu konuyu biraz tartışmak istiyorum ve Dilşat, sana söz vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Öncelikle şey söyleyeceğim, şu hapishane kavramıyla ilgili. Bu hapishane durumunu okuduğumda, yani bunu bir deney olarak çocuklar kendi aralarında deniyorlar. Buraya da not almışım ben de, aynı şeylere dikkat etmişiz. Aklıma direkt şeyi getirdi, bu göçebe toplumlarda ilk hapishane kavramı nasıl gelişti? Göçebe toplumlar acaba böyle bir hapishane yapmaya ihtiyaç duydular mı? Mesela bizim atalarımızın göçebe olduğunu biliyoruz. İşte Türkler, Moğollar vesaire. Hapishane sahibi olmak için, yani birini bir yere hapsetmek için aslında meskun mahallede oturuyor olmak lazım. Bir şehir kavramına sahip olmak lazım. Göçebe toplumlar insanları hapsetmezler. Kuvvetle muhtemel ilk, yani eğer birilerini hapsetmeye gerek duydularsa, ihtiyaç duydularsa bunu şeyden dolayı yapmışlardır. Hapsedilen kişinin işlediği suçtan değil de, kuvvetle muhtemel böyle olduğunu düşünüyorum, hapsedilen kişinin kişiden korunmak için yapmışlardır. Yani o kişinin kendilerine vereceği zarardan, böyle düşünmek istiyorum ya da en azından öyle diyeyim. Burada işte o dışarıda bırakılmak ya da işte birini dışarıda bırakmak veya içeriye kilitlemek aynı şeydir sözü geldi aklıma. Yani bana insanın meskun olması gerektiğini hatırlatıyor. Yani anarşisteki yaşam, o anarşik yaşam biraz da aslında göçebe vari. İnsanlar istediği gibi ulaşım özgürlüğüne sahip. Cinselliği nasıl yaşam özgürlüğüne sahiplerse ulaşımı da istedikleri gibi yapabilme özgürlüklerine ve bütün istediklerini para denilen meta olmadan yapabilme özgürlüklerine sahipler. Senin dediğin noktaya gelirsek, anarşizmde sorumluluk var mıdır? Ya da anarşizm sorumluluk alır mı? Bence alması gerekiyor. Çünkü toplum dediğimiz şey belirli sorumluluklara ihtiyaç duyuyor. Toplum bir arada yaşama kültürünü oluşturmak zorundaysa o sorumluluklara da sahip olmak, sorumlulukları almak zorunda. Ve anarşisteki o güzel böyle hani bedava ulaşım, bedava yemek, bedava konut, işte hiçbir şey için paranın kullanılmaması, böylece bizim bildiğimiz anlamda bir güç erkinin, bir iktidar erkinin oluşmuyor olmasının temelinde yatan şey, insanların hem kendilerine, hem yakın çevrelerine, arkadaşlarına, dostlarına ve hem de toplumlarına karşı duyduğu büyük sorumluluk duygusu. Eğer bir anarşizm ütopyası yani var olsaydı, bence kesinlikle temellerini sorumluluk üzerine atardı. İnsanların insanlara karşı duyduğu sorumluluk üzerine. En azından ben böyle olmasını umut ederdim. Yani umut ediyorum öyle diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, konuyla ilgili Çağrı'na söyleyecekleri var. Çağrı, sendeyiz. Evet, Dişat'ın dediği konularda ben de aynı şeyi hissettim. Yani o hapsetmek, yani dışarıda bırakmakla hapsetmek aynı şeydir konusu. Zaten bu ileride de işleniyor. Yani Şevek işte bu arada kitap şöyle işleniyor, ondan da belki bahsedebiliriz. Bir şeyden anlatıyor, günümüzden, bir geçmişten. Yani Şevek'in çocukluğu, gençliği anarşiste ilerliyor ama bir yandan da Uras'taki işte 40'lı yaşlardan itibaren işte ünlü bir fizikçi olmuş, bir şekilde oraya ulaşmış ve oradaki hani yaşadıkları bir yandan gidiyor. Yani bir bölüm anarşisten gidiyor genelde, bir bölüm Uras'tan. Bu sayede hani şeyi ilmek ilmek örüyor yani yazar Şevek'in yaşantısını, hem çocukluğunu hem yani sebebi hem sonucu birlikte böyle görebiliyoruz. Öyle bir gidişatı var. Aynı şekilde bu hapis şey konusunda hani mesela Uras'a gittiğinde de aslında bir nevi bir hapiste oluyor Şevek. Onu böyle her yere götürmüyorlar. Hani sadece böyle zenginlerin olduğu, sadece böyle hani bir balonun içinde yaşatıyorlar. İşte o alt sınıfların yaşadığı yerlerin gitmesine izin vermiyorlar. Benzer şekilde anarşiste de aslında hani bu göçebe toplumlardan bahsettik. Anarşiste de biraz göçebelik olabiliyor, isteyen göçebe yaşayabiliyor dedik. Orada da aslında toplumun dışına itilme durumu olabiliyor. İstenmeyen kişiler, işte bir sığınak diye bir yerden bahsediliyor mesela. Ne olduğu çok anlatmıyor. Yani sanki böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şey diye algılıyoruz ama yazar orayı biraz şey bırakmış, gizemli bırakmış yani. Belki de orada hakikaten insanlara kötü şeyler de yapıyor olabilirler diye bir ikircikli, hani hakikaten orada bir benim kafamda soru işaretleri oluştu. Yani bu sığınak ne
ola ki hani, çünkü oraya giden bir karakter var. Trin geldiğinde böyle ruhunu kaybetmiş, hani ruh emiciler ruhunu emmiş gibi falan. Yani orada şeyler de var aslında. Böyle toplumun dışına itiliyorsun. O sorumluluğu almazsan toplumun dışına, ya da daha da kötüsü toplumun o kanıksadığı genel geçer kuralların dışında düşünmeye başlarsan. Mesela sanat, zanaat ekseninde bu yaşanıyor. Özellikle kitabın ilerleyen kısımlarında Şevek işte 30'lu yaşlarında arkadaşları var böyle entelektüel. Hani onlar sanatçı ruha sahip. Hani böyle yaratıcı işler yapmak istiyorlar ama çok faydası olmayan işler olduğu için işte şey tarafında, hani anarest toplumunda çok kabul görmüyor. İşte eserleri yayınlanmıyor falan filan. Hani böyle yayınlanmaya uygun bulunmuyor. Yani bu federatif sendika falanlarla yapılıyor. Ama yani bir şeyi var yani, onu hep hissediyoruz. Zaten kitap ilerledikçe de işte o Şevek'in anaresten Uras'a kaçma mı diyeyim, yani isteyerek gidiyor ama bir yandan da anareste işte o yaratıcı kuramını ilerletemediği için gitmek zorunda kalıyor. Ya hakikaten orada bir şey var. Enteresan bir durum var bence. Yani ütopya hakikaten ikircikli bir ütopya. Belki bunun sebebi şey de olabilir. Yani o gidilen gezegen bayağı kurak. Hani zor koşullarda ve anarşizmle hani burada yaşam kurmak hakikaten böyle iki kere zor bir iş. Şimdi altına girişilmiş oluyor aslında yani oradaki. O hani ideal kurulan devrimi bir de yani gidip böyle şeyde yapıyorlar yani. Bir aya kaçıp yapıyorlar. Hani bu devrim işte hikayesi var. Belki Eren sen bahsedebilirsin ondan biraz. Odo diye bir kurucuları var. Hani o Uras da başlatıyor bunu. Biraz böyle Uras'ı düşünerek yapıyor aslında hani şeyini. Sonra artık Uras da bu düşünceleri filizlenemeyince isyanlar falan çıkıyor. Hani bir anlaşmayla iki taraflı. O boş duran kurak aya gidiyorlar Anares'e yani. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Şimdi o halde şöyle yapalım. Can'ın buna giriş yaptığı iyi oldu. Biz de bir şekilde buna girmeliydik. Şöyle diyeyim, kitabın hikayesi konusunda. Hoş Çağrı biraz bahsetti ama ben daha detaylandırayım. Şimdi başlangıçta dediğim gibi iki tane ikiz gezegenler diye geçiyor bunlar zaten. Kitapta dört tane gezegenden bahsediyor bu arada. Arz gezegeni yani bizim dünyamız epey uzakta ama sonradan önemli bir rol oynuyor. Hain diye bir gezegen var. Hain bizim bildiğimiz. Ve onun ne olduğuyla ilgili çok bir fikrimiz yok. Sadece gelişmiş bir uygarlık olduklarını biliyoruz. Uras var ve Anares var. Anares aslında boş bir gezegen. Uras da böyle bizim bildiğimiz dünyadaki gibi kapitalist bir sistemle yaşanılan bir gezegen. Bundan kitabın geçtiği tarihten 170 yıl kadar önce Odo isimli bir felsefeci Uras da kitleleri harekete geçirmeye başlıyor. Çeşitli söylemleri oluyor ve isyanlar çıkıyor tıpkı senin bahsettiği gibi. Uraslılar da bununla baş edemeyeceklerini anlayınca isyancıları ya da grevcileri çağırıyorlar, bir anlaşma imzalıyorlar. Diyorlar ki siz Anares'e gidin. Anares zaten yani boş ama arada mayın çıkarmak için giden koloniler var. Kolonileştirilmiş. Siz orada yaşayın, biz size karışmayalım. Dilediğiniz gibi dilediğinizi yapın. O göçmenler de bunu kabul ediyorlar. Anares'e göçüyorlar. Anares'te kendi sistemlerini sıfırdan kuruyorlar. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde şey yok. Bir otorite, bir figür yok. Sadece üde, üretim, dağıtım ve eşgüdüm diye bir birim var. Bu birim aslında yetkili değil. Yani insanları görevlendirebiliyor ama insanlar buna itiraz edebiliyor. İsterlerse ben bu göreve gitmeyeceğim kardeşim diyebiliyorlar. Fakat kitabın ilerleyen kısımlarında kimsenin buna itiraz etmediğini ve üdenin bir bürokratik güce artık kavuşmaya başladığını, kafasına göre insanları dedikleri yerlere gönderdiğini, eşleri ayırdığının falan altını çiziyor Ursula Le Guin. Oraya gidenler dillerini bile sıfırdan kendileri keşfediyorlar. Pravca diye bir dil uyduruyorlar. İnsan yapısı bir dil. Ve yani her şeye sil baştan başlıyorlar. Kimsenin hiçbir malı, mülkü bir şeyi yok. Para yok. Ve mesela bir yerde başka bir şehre gidiyorsunuz. İş için ya da gezmek için fark etmez. Bir ortak yemekhaneye gidiyorsunuz. Ben açım diyorsunuz. Size yemek veriyorlar. İşte bir yatakhaneye gidiyorsunuz. Yatacak yer var mı diyorsunuz. Şuraya geç çat diyorlar gibi. Ve hiçbir şey ödemek zorunda değilsiniz. Kimse de bunu sorgulayamaz. Yani kitabın konusu böyle. Şevek karakteri de
bu şeyi fark etmeye başlıyor. ÖDE'de olduğu gibi, o birimde olduğu gibi Fizikçiler Sendikası'nda da artık bir çeşit grubun el sahibi olduğunu ve onlara yalakalık yapmayan kimsenin işlerini yayınlatamayacağını fark etmeye başlıyor. Orada bu Savul diye bir kötü bir karakterle karşılaşıyoruz zaten. Ve bu Savul karakterinin Şevey'in böyle buluşlarına, şimdi günümüzde de sıkça yaşanan şey gibi, nasıl anlatayım bunu, insanlarla öğretim görevlileriyle onların asistanları arasındaki ilişkiler gibi bir ilişki yaşanmaya başlıyor. Şevek de bundan bıkarak, yeter lan Urras'a giderim ben o zaman, oradakiler beni anlıyor en azından diye söyleyerek Urras'a gitmeye karar veriyor. Urras'a ilk gittiğinde şunu soruyor kendi kendine: İnsan doğası ne kadar bastırılabilir? Yani benim içgüdülerim var, isteklerim var, taleplerim var ve ben bunları elde edemezsem nereye kadar gidebilirim hayatımla ilgili? Mesela hizmetçi diye bir şey, Urras'a ilk gittiğinde hizmetçi diye bir konseptin olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Yani bu insanların neden acaba şikayet etmediğini, bastırılmaya neden karşı çıkmadığını merak ediyor. Onlarla iletişime geçmeye çalışıyor. Onlardan bir cevap da alamıyor örneğin. Ve şunu görüp çok şaşırıyor. Özellikle o benim çok hoşuma gitmişti. Urras gezegenini ilk tanıtırlarken şey diyorlar: İşte bazı lükslar var ama biz bunları vergilerle kontrol altına aldık ki savurganlığı bu şekilde engelliyoruz. Şu anda içinde yaşadığımız dünyada da aslında böyle bir durum var. Yani mesela arabalar, mesela Türkiye'den örnek verelim. Arabalar çok pahalı, elektronik eşya çok pahalı. Bu tabii başka sebepleri de var bunların ama hani lükslerin vergilerle kontrol altına alınması ya da diğer taraftan Şevey'in kendi gezegeninde hiç sahip olmadığı lüksler onu çok derin düşüncelere sevk etmeye başlıyor. Akabinde kendi o gezegenin kurucusu olan, daha doğrusu sistemin kurucusu olan Odo'ya yönelik dönüşümler yapmaya başlıyor. Bu noktada Dilşat'ın sanırım söylemek istedikleri var. Evet, sendeyiz Dilşat. Tekrardan selamlar. Az önce teknik bir problem daha yaşadık. Bugün biraz uğursuz bir gün galiba. Ve Dilşat konuşurken ne yazık ki yarıda kesildi. O yüzden biz baştan almaya karar verdik ve Dilşat'a ben şu anda tekrar söz veriyorum. Dilşat, söz sende. Tekrar edersen söylediklerini seviniriz. Teşekkür ettim. Ya ben mülkiyet kavramından ve kadın erkek arasındaki işte mülkiyet kavramına bakış açısının farkından söz edecektim. Kitap bir ileri Şevey'in Urras'a gittiği zaman da 40 yaşındaki halini anlatıyor. Bir de Şevey'in gençliğini anlatıyor. Anares'te işler şöyle yürüyor. Anares anarşist bir gezegen. Adıyla müsemma işte. Anares anarşizmden geliyor. Böyle bir şey var. Şevek, önce şunu söyleyeyim. Anares'teki mülkiyet kavramı hiçbir şekilde kabul görmüyor. Öyle bir kavramı yok Anares'te. Şevek'in kendisi de annesi ve babası evleniyor. Sonrasında annesi Rulak adında bir kadın. Şevek'i doğurduktan sanırım 2 yıl sonra galiba, Şevek henüz 2 yaşındayken ayrılıp gidiyor. Ve babası Şevek'in bakımını üstleniyor. Onu işte çocukların kalması için oluşturulan bakım evlerine götürüyor. Kreş diyebileceğimiz yerlere. Şevek kendisi de anne figüründen biraz uzakta büyümüş bir varlık. Ama Ursula Le Guin'in hani hem anarşist hem feminist olduğu göz önüne bulundurulursa, Şevek de yolculuk yaparken tanıştığı Vokep adında bir adamın diyaloğu acayip ilgi çekici. Vokep şey diyor: İstisnalar her zaman vardır ama kadınlar her zaman, kadınlar mülkiyetçiliğe daha yakındır. Kadınlar mülkiyetçidir diyor. Şevek de bunu sorguluyor. Diyor ki neden mülkiyetçidir kadınlar? Yani erkeklerin ve kadınların mülkiyetçiliğe yaklaşım açısından bir fark olduğunu mu düşünüyorsun falan diyor. Evet diyor. Hatta düşünmüyorum, biliyorum bunun böyle olduğunu. Çünkü diyor kadınlar çocuk doğurdukları zaman çocuklarına işte mülkiyetçi bir yaklaşımla yaklaşıyorlar. Bu da onu hani onları ister istemez herhangi bir erkekle kurdukları ilişkide de mülkiyetçilik yapmaya zorluyor diye bir yorum getiriyor. Bu şimdi
dediğim gibi Ursula Le Guin'in hani Hinterland'ı göz önünde bulundurulduğunda biraz böyle cesur bir söylem. Feminist bir kadın tarafından söylendiği için bayağı cesur bir söylem. Biz bunu kitabın sonlarına doğru Shevek'in ilişki yaşadığı Tapwer isimli kadının Shevek'ten olan çocuğuna bakmasıyla başka bir şekilde görüyoruz yani bu mülkiyetçilik kavramını. Kitabın sonlarında ortalarına doğru Shevek ve Tapwer adında bir kadın birlikte bir eşlilik denilen durumu yaşamaya başladılar. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir evlilik. Bu evlilik sırasında işte çocukları oluyor. Bu arada Eren'in bahsetmiş olduğu daha önce Sabul adlı üdenin başında bulunan ve bizim Anares'te bilim ve iş yönetim anlamında her şeyi yönettiğini söyleyebileceğimiz üretim, dağıtım ve eşgüdüm merkezindeki bu Sabul adlı kötü karakterin Shevek'i Anares'in başkenti Abbenay'dan uzaklaştırmasıyla, yani Shevek bir öğretmen, öyle diyeyim yani, bir üniversitede profesör. Abbenay'dan uzaklaştırmaya çalışıyor Shevek'i. Çünkü Sabul'ün istediği gibi davranmıyor Shevek. Ve bu da çocuklarının doğduğu zamanlara denk geliyor. Shevek ve Tapwer'in çocuk sahibi olduklarının hemen sonrası zamanına denk geliyor. Aynı zamanda dönemde çok büyük bir kuraklık da hakim Anares'te. Böyle olunca Shevek ve Tapwer 4 yıllık bir ayrılık yaşıyorlar. O sürede Tapwer çocuğuna normalde diğer Anares'te hiç görünmeyecek şekilde bağlanıyor ve çocuğunu 4 yıl boyunca hiç kimse, hatta 5 yıl boyunca hiç kimseye vermeden herhangi bir yetimhane diyebileceğimiz veya kreş diyebileceğimiz bir yere bırakmadan hayatına devam ediyor. Ben yazara burada yani bu ikircikli yaklaşımından ve bu böyle cesur yaklaşımından dolayı çok saygı duydum. Bunu belirtmek için söz almıştım. Bu kitapla ilgili çok hoş bir detay, çok güzel bir detay. Bunu paylaşmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Dişat'ın o dokunduğu noktanın aynı yerde ben de bir not almışım. O vocab galiba. O karakter şöyle diyor galiba. Erkeğin istediği özgürlüktür, kadının istediği mülkiyettir. Kurduğu cümle tam olarak bu. Ben de bunu not almıştım. Onu söylemek istedim. Çağrı'nın konu üzerine söyleyecekleri var. Çağrı sendeyiz. Burada farklı bir anekdot daha var aslında kitapta. Geçen daha ilerleyen bölümlerine geçiyor. Tabii ilerleyen deyince aslında tabii anlatması biraz zor oluyor. Anares'te ilerleyen diyelim. Yani Anares şöyle ilerliyor aslında zaman dilimi olarak. Shevek'in çocukluğundan işte 38 yaşına kadar. Uras da 38 yaşından işte 45 yaşına kadar filan sanırım. Hani kitabın Anares tarafındaki sonlarına doğru geçen bir konu. Orada Tapwer'le sanırım birisi şey yapıyordu, işte böyle bir konuda tartışıyorlardı. Bu arada hani şeyde çok fazla böyle tartışmalar olduğunu da anlatıyor bize yazar. Anares'te özellikle insanlar sürekli böyle tartışıyor, ediyor. Hani zaten demokrasi falan da olmadığı için yani sürekli herkesin sözü kesilebiliyor böyle bir toplantıda filan. Sürekli bir tartışma dönen bir dünya bir yandan da. Orada şeyden bahsediyorlar. Uras'tan işte konuşurlarken, ya işte Uras'ta kadını bile böyle bir mal gibi görüyorlar. İşte hani bir sahipleniyorlar falan gibi, işte devletler şey yapıyor. Yani genel olarak böyle bir yaklaşım var diye bir şeyden bahsederlerken. Orada şöyle bir şey diyordu Tapwer, yanlış hatırlamıyorsam bunu söyleyen Tapwer'di. Hani kadın hamileyken orada bir koruma içgüdüsüyle hani işte çocuğun ceninin hani sağlığını korumak, onun hayatta kalmasını, doğmasını sağlamak onun çok büyük bir önceliği oluyor. Bu yüzden de hani mülkiyetçi olmaya başlıyor. Mülkiyetçi olduğunda da şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Çocuğu korumak istediğinde erkeklerin bu sefer iktidarı altına girmek zorunda kalıyor. Çünkü diğer türlü tehlike altına giriyor çocuk. Yani hani böylece de sürekli eğer ki siz bir kadını gibe bırakırsanız hiçbir zaman hani o şeye gelemiyor, iktidara gelemiyor. Yani böyle bir şeyden bahsediyor. Bu bana hani enteresan gelmişti şey açısından. Hani kadın mülkiyetçi deniyor kitabın bazı yerlerinde ama bir yandan da hani bu işte hani biraz içgüdüsel zorunluluktan gelen bir şey ama bu yüzden de erkek onu kullanıp şey yapıyor, kendisi aslında daha çok mülk ediniyor gibi, böyle yani iktidar sahibi oluyor. Orada enteresan bir şey var yani, hani kullanıyor erkek de onu gibi bir durum var. Ben onu söylemek istedim arada. Teşekkür ederiz.
Şimdi benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi de kitapla ilgili şu olmuştu. Şevek artık kitabın ortalarına geçtikten sonra ana resim normalde yani yaşadığı gezegenin uç noktalarında doğmuş ve yaşamış. Sonra fizik eğitimini tamamlamak üzere başkentine, gezegenin başkentine doğru gidiyor ve şunu fark ediyor orada. İnsanların biraz daha fazla imkanlara sahip olduğunu fark ediyor. Normalde teoriye göre, odoculuğa göre en azından hepsinin eşit şartlarda yaşaması gerekiyor. Mesela şeyi fark ediyor. Merkezde daha fazla tatlı yendiğini fark ediyor. Ve nasıl diyeyim, insanlara tek kişilik odalar verilebildiğini fark ediyor. Hatta şöyle bir cümle geçiyor. İşte 4 yaşından beri, 2 yaşından beri hatta hep yatakhanede oda arkadaşlarıyla kaldı. İlk defa tek başı kendine ait bir odanın kapısını kapattı 20 yaşındayken ya da 19 yaşındayken. Yani bunları fark ettiğinde artık işte o tabii daha ilerleyen noktalarda Fizik Federasyonu'ndaki o Sabul karakteriyle kavgaları vesaire olacak ama ilk olarak aslında Odo'nun kurduğu anarşizmin çöktüğünü ya da yeterince başarılı olamadığını fark etmeye başlıyor. Yani tamam herkes kendine düşen görevleri yapsın, tamam herkes sorumluluklarını yerine getirsin ama ÜDE'dekiler yani yönetim birimindekiler insanların düşüncelerini kullanarak ya da onların şeylerini nasıl diyeyim bilinçlerini kullanarak onlar üzerinde bir sorumluluk, bir hapishane oluşturmuşlar ve dolayısıyla kimse, önceden de bahsetmiştim bunu, kendine verilen görevi itiraz etmiyor ve haksızlıklar süre gidiyor gibi bir yaklaşımla aslında daha iyi olacağını düşünerek Urras'a gidiyor. Biz bu konudan pek bahsetmedik ama Urras'ta daha büyük facialar yaşıyor Şevek. Orada hatta şöyle bir şekilde kendini rasyonalize etmeye çalışıyor. Sorumluluk ayrıcalığı haklılaştırıyor diyor. Yani Urras'a giderken ben burada buraya gelmek için neyi yaptım da bunu hak ettim ya da burada ben nasıl lüks içinde yaşayabiliyorum. Sonra kendi kendine diyor ki benim bir sorumluluğum var. Benim sorumluluğum bir fizik teoremini, ki uğraştığı teori de bu arada solucan deliği gibi bir delik kullanarak evrende sıçramalar yapabilen bir motor icat etmek için bir kuram oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz kısaca. Benim böyle bir sorumluluğum var. İnsanlara gerçeği söylemem lazım. Ve benim bu sorumluluğum ayrıcalıklarımı haklılaştırıyor gibi kendi kendine rasyonalize etmeye başlıyor en azından. Tabii bu da daha ilerleyen süreçlerde negatif olarak kendisine geri dönüyor ama bu noktada Dişat'ın söylemek istedikleri var. Dişat, sendeyiz. Teşekkür ettim. Ben Şevek'le ilgili şey söyleyeceğim. Şevek'in o ana resten Urras'a doğru yaptığı yolculukta hayatı boyunca, yani Şevek bir kere çok cesur bir adam. Çünkü ana resten Urras'a geri dönmeyi yaklaşık 160 yıl boyunca hiç kimse düşünmemiş. Hatta Urras'tan mülkiyetçi oldukları için, tabiri caizse kötü oldukları için öylesiye korkmuş ve hani onlardan uzak durmaya çalışmışlar mümkün olduğu kadarınca. O yolculukta Şevek'in içine doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. Şevek size direkt içeriden bilgi veriyor. Kendi hissettiklerini söylüyor. Bu değişik bir şey. Hayatı boyunca hiçbir şeye sahip olmamış bir adamın mülkiyetçilik kavramıyla ilk karşılaşması bayağı şey, ilgi çekici oluyor yani. Hani mülkiyetçiliğe bakışı. Mesela Urras'a indiklerinden sonra benim dikkatimi çeken bir yer vardı. Biraz önce Eren de söyledi ama orayı es geçtik. Şu an tekrar oradan bahsetmek istiyorum. Urras'ta kaynaklar kısıtlı olduğu için Urras'ı şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum, bizim dünya gibi düşünelim Urras'ı. Anares'te onun işte kuru, çorak, kötü, ayı. Öyle düşünelim. Urras'ta insanlar mülkiyet sahibi oluyorlar. Evet, ama bazı şeyleri mesela araç kullanımı zorlaştırmışlar çok fazla. Araç kullanımının zorlaştırması şöyle oluyor. Vergiler ve denetimler yoluyla böyle inanılmaz şekilde zorlaştırıyorlar. Sadece birkaç tane böyle zengin veya işte ne bileyim devlet görevlisi vesaire araçları kullanabiliyor. Bunu rehber böyle Urras'a indiğinde Şevek, ona Urras'ı gezdiren rehber bunu böyle büyük bir gururla anlatıyor. Burada
büyük bir gururla kelimesi, anlatıyor kelimesi işte yazarın şeyi gibi geldi bana. Hani standart devletler, standart diktatörler bir sorunla karşılaştıklarında temel eğilimleri şu yöndedir. Hani yasaklayalım bitsin. Bu standart böyle genelde bizim Orta Doğu toplumlarının veya Orta Doğu devletlerinin genel eğilimidir. Bu yönde bir meyyaldirler yani bu yere. Hemen eğer bir şey kontrol altına alınamıyorsa, bir problemse bu problemi nasıl çözeriz? Yasaklayarak çözeriz. Direkt yasaklarız ve biter. Mesela burada yazar çok güzel bu yasaklama zihniyetine tabiri caizse bizim amiyane tabirimizde hani giydirmiş. O sorunu çözmenin başka bir yolu mutlaka vardır, mutlaka bulunabilir. Ama burasındaki o bizim bildiğimiz standart işte kapitalist devlet mantığı direkt o sorunu yasaklayarak çözmüş. Ben bir de mülkiyetçilik kavramına Şevey'in gözünden şöyle şey söylemek istiyorum. Şevek Urras'a ilk indiğinde atalarının geldiği topraklar için oradan tabiri caizse büyüleniyor. Yani Anares'le karşılaştırıldığında Urras acayip bir güzellik dünyası. Kuşlar, ormanlar, ağaçlar, hayvanlar. Anares'te mesela bilgi vermek gerekirse hiç doğru düzgün holum ağacı denilen ağaç dışında hiç ağaç yok. Ve hayvan yok balıklar dışında. Ama Urras acayip bir cennet yani. Şevek'in hiç daha önce deneyimlemediği bir cennet. Ama bu cennetin içinde küçük bir cehennem de var. Çünkü mülkiyetçilik kavramı var. Şevek ve bütün toplumu mülkiyetçiliğe karşı şey yapılmış, yetiştirilmiş. Şevek ilk geldiği, Urras'a ilk indiği andan itibaren şeyin kokusunu alıyor. Urras'taki doğanın güzelliğine karşın, Urras'ın yönetim biçiminin ve Urras halkının kokuşmuşluğunun, o içten içe çürümesinin kokusunu alabiliyor. Ve kitabın ilerleyen bölümlerinde defalarca ve defalarca geçiyor. Urras'ın sadece bir ambalajdan ibaret olması, aslında içeriğinin tabiri caizse berbat, kötü kokuşmuş olması, ambalaja bakıp aldanmamak gerektiği defalarca vurgulanıyor. Bu benim açımdan böyle çok dikkat çekici bir şeydi. Bunu söylemek istedim. Söz sizle. Teşekkür ederim. Ambalaj konusu benim de ilgimi çekmişti. Hatta şöyle bir cümle var, ufacık Çağrı'ya söz vermeden önce onu söylemek istedim ben de. Şey diyor, siz Urraslılar her şeyi içindekinden daha güzel bir ambalaja saklamakla hani meşhursunuz, güzel iş yapıyorsunuz bu işi diye. Evet, Çağrı'nın söyleyecekleri var, Çağrı sendeyiz. Ben de bu yasaklama konusuna ufak bir not eklemek istedim. Orada hani çevreyi kirletiyor, kaynakları tüketiyor diye işte bu yasak konmuş. Sadece kısıtlı kullanım var hani bireysel araç kullanımında. Onun dışında hep toplu taşıma kullandırılıyor Urras'ta. Bunun hani bu gurur sebebi olmasını şuraya ben hani sonradan kitabın ilerleyen sayfalarında görünce anladım. Arz olarak bahsedilen yani bizim dünyamız da ki yaşanan durum çok daha felaket yani. Hani hiç ağaç kalmamış. İşte nüfus inanılmaz bir şekilde düşmüş. Hani aşırı tüketimle tamamen böyle hani liberal kapitalizm diyeyim yani hiçbir şeyin denetlenmedi. Herkesin her şeyi tüketip ürettiği kafasına göre ekonominin çarklarını döndürdüğü bir dünya hani sürdürülemez olup mahvolmuş. İşte 9 milyardan 500 milyona nüfusu düşmüş bir dünya arz var. Hani biz arıza yani sanki arıza göre biz çok iyiyiz şeye gururu. Hani onun olduğunu sonradan anladım. Hani başta ben de çok anlamamıştım ya hani gururlanıyorlar falan da neymiş ki falan gibisinden. Hani kendilerini zaten hep bir yarış içinde oldukları için işte zaten Şevek'i Urras'a getirtme istekleri de o hani rekabette hani zaten Arz'ın önündeler. Arz zaten kendini yok etmiş neredeyse. Anares zaten çok fakir. Hani tamam bir devrim bir şeyler yaptılar ama zaten kimsenin haberi yok ne oldu bittiğinden. En büyük rakip olarak bu hain dünyasını, gezegenini görüyorlar. Orası çünkü hani milyonlarca yıllık falan bir böyle hani geçmişin ne kadar olduğu bilinmeyen bir uygarlık. Ve hani teknolojisi de daha iyi. Hani Şevek'i şey yaparak, devşirerek, onun kuramını ele geçirerek böylece hainden daha üst teknolojiye sahip olma şeyi var. Yani o zaten hep Şevek de yönetim kadrosuyla takıldığı için hep böyle işte üniversitenin üst hocaları işte muhtemelen ajan olan yanında dolaşan fizikçiler falan hani böyle de polisle gizli polisle yakın ilişkide olanlar onların hep o gururu hani hep bu stratejik boyutta tabii yani zaten kitapta da böyle bir yerde geçiyordu yani
stratejik konuşuyorlar hep ama işte ne bileyim orada halklar, insanlar falan bunlara geldiğinde hani böyle bir kilitleniyorlar yani şevekle tartışamıyorlar bile yani bazı konularda kilitleniyorlar çünkü hakikaten bazı düşünceler direkt böyle hard coded yani nasıl diyeyim kazınmış yani hani o yüzden o açıdan bakıyorlar. Bir tane de şey vardı ondan da bahsedeyim. Babası apartman görevlisi olup işte hani yıllarca çalışmış, temizlik yapmış. Sonra kendisi bir şekilde matematik fizikçi olmuş, bilim adamı olmuş. Hani sınıf atlamış bir Oİ diye bir ailenin evine birkaç kez misafirliğe gidiyor Şevek. Hani orada da Oİ'nin yaşadığı ikilemi hissediyoruz. Yani Şevek mesela alt sınıflara ulaşmaya çalışıyor. İlk önce kendi uşağını deniyor. Uşak böyle ona bir sınır koyuyor falan. Sonra bu Oİ üzerinden hani bir şeyler hissetmeye başlıyor. Oİ'nin çocuklarıyla biraz konuşuyor. Kendi dünyasını onlara anlatıyor falan. Ve Oİ'nin bazen arada böyle babasının hani yaşadığı zorlukları falan bildiği için hani o alt sınıfın ne halde olduğunu bildiği için bazı yerlerde Şevek'e böyle hani hayranlıkla hani çünkü orada hakikaten bir devrim olmuş ve oradan bir bilim adamı gelmiş yani ve bu bilim adamı şu an işte bildikleri dünyalarda en ünlü bilim adamlarından biri falan yani hani ona böyle hayranlıkla bakıyor çünkü hakikaten babasının belki de işte o yıllarda çektiği çileleri falan düşünüyor sırada ve kendisini hizmet ettiği düzeni düşünüyor. Bir yandan da ama işte o mülkiyetçilik var. Kendisinin villası var işte eşi var, çocukları var falan. Böyle bir düzeni var. Onu da elden kaybetmemek için hiçbir şey yapamıyor yani böyle. Arada onun da kilitlendiği sahneler vardı. Yani Şevek böyle lafı gediğini oturtuyor böyle kalıyor falan yani. Sonra işte böyle hoşluklarla, muhabbetlerle kapatıyorlar oraları falan. Onları anlatmak istedim ben. Teşekkür ederiz. Bana şey gibi geldi kitap biraz okurken. Biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın çok yoğun yaşandığı bir dönemde yazılmış bir kitap. Ve Dünya Konseyi var. Dünyalar Konseyi daha doğrusu. DHK mi? Öyle bir şey. Ve tüm dünyaların orada temsilcileri var. Birleşmiş Milletler gibi tıpkı. Hiçbir işe yaramıyor. Orada da aynı şekilde. Ve işte Anares gezegeni Sovyet Rusya'yı andırıyor. Uras Amerika'yı andırıyor. Kitapta işte Ars da böyle yıkılmış eski büyük devletleri andırıyor. Yani Sovyet Rusya'dan o rüyadan, komünizm rüyasından kapitalizme gitmiş bir şey var. Ve ikisinin de aslında vaat ettiklerini veremediğini gösteriyor gibi gelmişti bana kitabı okurken. Onu söylemek istedim. Bu şey konusunda Dilşat'a söz vermeden önce sorumluluk ayrıcalığı haklılaştırıyordu ve buna kim karar verir diye ben bir not almışım kendim. Yani ben bir mesela ben mühendisim işte yani ben mühendislik yaparken benim işimi ya da benim sorumluluğumu daha iyi daha kötü olduğunu ya da bunun neye karşılık geldiğini herhangi metayla bunun geri dönüşünü alacağımı hangi ayrıcalıkları göreceğimi kim kararlaştırıyor? Bunu ben bir türlü anlayamadım. Bu eğitim seviyesi mi, yaptığım işin ağırlığı mı, çalışma saatleri mi, yoksa önemi mi? Hani zaten Le Guin de bunun içinden biraz çıkamamış gibi geldi bana. Bir de bir cümle var ki inanılmaz hoşuma gitti. Okuduğum, yani ben normalde kitap çok okurum fakat satır altı çizmem, yani kitaplarda satırların altını çizmem. Bunun altını çizmek istedim. Ürün en iyi pislikte yetişir şeklinde bir cümle. Yani bunu söylemek istedim. Bu konuyla ilgili de eğer söyleyecekleriniz varsa Dilşat'ın söz istediğini görüyorum. Dilşat sendeyiz. Eren teşekkür ettim. Öncelikle sorumluluk ayrıcalığı haklı çıkarır mı? Yani bu herhalde bizim cevabını verebileceğimiz bir soru değil gibi. Çünkü biz de mülkiyetçi kafa yapısıyla bakıyoruz bu duruma. Yani bizim bildiğimiz tek yöntem almak ve vermek. Bir şeyler almak, bir şeyler vermek, zaman satmak, karşılığında para almak. Sonrasında bu parayla daha fazla zaman satın alabilmek, sağlık hizmeti satın alabilmek. Yani içinden çıkamadığımız berbat, lanet bir denklem gibi bir şey bu. Yani hani, tabii içinden çıkabilir miyiz? Kapitalist sistem buna izin verir mi? Ya bunlar ayrı tartışmaların konuları olabilir.
Ama mesela aldığımız gerçekten sorumluluk mu? İşlerimiz karşılığında aldığımız gerçekten sorumluluk mu? Yoksa sanki bize sorumluluk alıyormuşuz gibi böyle bir hava mı yaratılıyor? Biz aslında gerçekten bir şeylerin sorumluluğunu alıyor muyuz hakikaten? Böyle bir, ben hep sorgularım bunu yani. Ben mesela işe gidiyorum. İşe gittiğimde gerçekten bir şeylerin sorumluluğunu alıyor muyum? Yani? Hani sanki daha önceden bütün sözleri, böyle şeyleri, replikleri belirlenmiş bir piyese oynamak gibi ya. Yani bir para karşılığında, birilerinin verdiği para karşılığında çalışmak, maaş karşılığında saatlerini satmak, birilerinin sana verdiği bir piyesteki rolü, daha önceki replikleri de tamamen onlar tarafından yazılmış, bunu oynamak gibi. O yüzden bu sorumluluk ayrıcalığı haklı çıkarır mı, çıkarmaz mı, ya da sorumluluk nedir? Ben bunun cevabını veremiyorum. O yüzden belki Çağrı sonra değerlendirebilir bunu benim dışında. Senin şu Uras'taki devletleri benzetmen, Anaryas'ı Rusya'ya benzetmene bir tane itirazım var. O da şu, Şevein Uras'ta birileriyle yaptığı konuşmada, birileriyle değil, Çiofilisk adında bir ajan, aynı zamanda bir bilim adamıyla yaptığı konuşmada onlara söylediği, Çiofilisk bu arada, şunu anlatmam lazım önce, Uras'ta Şevek Aio diye bir tane devlete iniyor. Uras devletlere bölünmüş durumda yaşıyor. Aio adında bir devlete iniyor Şevek. Aio'yu seçmesinin bir nedeni var. Çünkü diğer Uras'ta bulunan iki tane daha devlet var. Tu devleti var, bizim bildiğimiz. Bir de Benbili devleti var. Benbili devleti bunlar arasında teknolojik anlamda en geride kalmış olan. Tu ise Aio'nun direkt şeyi, neredeyse mukabile eşdeğeri. Uras'taki mevzu şöyle devam ediyor. Arz var, hain var, işte Uras var, Anaryas var. Bu bütün devletler kendi aralarında, yani bütün gezegenler Anaryas hariç kendi aralarında çekişme yaşarken, bir de gezegenlerdeki devletler kendi içlerinde çekişme yaşıyorlar. Şevein getirdiği, yani Uraslıların başka bir şey bilmediği için mülkiyet kavramı, Şevek onlara bir bilgi getiriyor. Eş zamanlı kuramı diye bir bilgi getiriyor. Ve bu Eren'in de biraz önce söylediği gibi uzayda bir yerden bir yere sıçrama, işte o warp denilen, Star Wars'ta warp denilen geyik vardı ya, onu sağlayacak. Bunun karşılığında Şevein Uras'a gelmesini kabul ediyorlar ve bu onları çok heyecanlandırıyor. Neden? İşte Dünyalar Konseyi'nde, Dünyalar Birliği'nde pardon, bu Cetililer diyorlar kendilerine, Uraslılar. Cetililer işte diğerlerinin kendilerini aşağılayamamasını, kendilerinin eli dolu gitmesi gerektiğini söylüyorlar oraya. O Dünyalar Konseyi'ne böyle ciddi bir hediye bağlamında bir şey sunmak istiyorlar. Bu yüzden de Şevein'i Anaryas'tan Uras'a getiriyorlar. Şevein'in Aio'ya gelmesinin arkasındaki yatan temel neden Tu devletini suçlaması. Çünkü Tu devletine şöyle bir suçlamada bulunuyor. Çiofilisk diyor ki Şevein'e, oradaki karakter, o hem ajan olan hem bilim adamı olan karakter, Şevek, Aio devletine eş zamanlı kuramının ilkelerini verme, o kuramı verme, bize ver diyor, Tu devletine ver diyor. Aio ve Tu arasındaki temel farklar şunlar. Aio devleti bizim bildiğimiz standart kapitalist Amerika. Ama Tu devleti daha merkezi bir yönetime sahip, böyle Stalin Rusyası gibi denilebilecek, aslında asıl Rusya Anaryas'tan, Anaryas falan değil, asıl Rusya Tu devleti. Ve Şevek, Çiofiliske şey diyor, devrimi siz başlattınız ama devrimi yarım bıraktınız. O yüzden size vermeyeceğim bu kuramı diyor. Yani size bunu vermek istemiyorum. Bu yüzden diyor şey yaptım. Aio'ya indim diyor. Onlara vermeyi düşünüyorum bu kuramı diyor. Ben de ülkelerle ilgili tam olarak, yani Soğuk Savaş döneminde yazılmış olduğu için bu kitap, senin hissettiğini hissetmiştim ama senden daha değişik olarak Anaryas'ın herhangi bir alegorik karşıtı yok bizim dünyamızda. Ama Uras'ın kesinlikle bir alegorik karşıtının olduğunu, Tu devletinin alegorik karşıtının ben Rusya olduğunu düşünüyorum. Burası dikkatimi çekmişti. Devrimin başladığı ama devam ettirilemediği yer olarak Tu devleti biraz da suçlanıyor burada. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Teşekkür ederiz. Evet, sen dedikten sonra ben de fark ettim. Doğru söylüyorsun. Yani Tu devleti komünist Rusya oluyor bu durumda. Ben sanki öyle bir şey yapmak istedim ama neyse, haklısın. Şimdi
Biz kitapta bayağı bir ilerlemiş olduk aslında. Ben yine de kısaca bir özet geçeyim geldiğimiz yerlere. Şevek kitabın yani ilerleyen kısımlarında hem Urras'taki hayatını hem de Anarres'teki o geçmiş hayatını düşünürken bir yandan da Urras'ta aslında işlerin göründüğü gibi olmadığını fark etmeye başlıyor. Ve bunun üzerine bir gece bir uyanış yaşayaraktan kendini sokaklara atıyor. Uşağının da yardımıyla ve örgütlü bir sendikalaşma var orada. O sendikanın liderleriyle görüşüyor. Zaten onlar da kendine daha önce bir davet gönderiyorlar. Gizlice gel kardeşlerine katıl diye. Ve burada bir çok yoğun kitlelerin katılımının olduğu yerde Urras'ın gerçek yüzünde fakirlerin ortasında çıkarak bir konuşma yapıyor. 500 bin kişiden bahsediliyor burada. Ve bu konuşmanın akabinde polisler geliyor, insanların üzerine ateş açılıyor. İşte Şevek'in kucağında bir insan ölüyor ve Şevek artık geri dönemeyebileceğini düşünmeye başlıyor. Bu arada kuramını tamamlıyor. Kitap boyunca kuramını tamamlayamıyor aslında. Ve nihayetinde kuramını tamamlıyor. Ancak bunu Urraslılara vermek istemiyor. Daha doğrusu sadece Urraslılara vermek istemiyor. Bunu bir gerçek olarak tüm evrene yaymak istiyor. Dolayısıyla Urras da Arz Elçiliğine, yani Dünya Elçiliğine sığınaraktan onlardan yardım istiyor. Ve nihayetinde tüm dünyalılara diyeyim, kuramını veriyor. Bu arada yani artık kitabı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Oturumumuzun da haliyle sonuna doğru geliyoruz. Çağrı'nın sözü dediğini görüyorum. Çağrı'nın konuyla ilgili söyleyecekleri var. Çağrı sendeyiz abi. Ben şeyden alayım. Bu sorumluluk ayrıcalığı getirir mi konusu. Orada yani aslında sorumluluk ayrıcalığı getirir konusunda Anarest'te de çok bir sıkıntı yok. Ama şey sıkıntı yani hangi sorumluluk? Hani bu sorumluluk gerçekten değerli bir sorumluluk mu? Bu çok sıkıntı yaratıyor. Çünkü işte sanat, zanaat ayrımı mesela. Yani sanat eğer ki çok bir faydası görülemiyorsa, işte ne bileyim bizim odacı değerlerimize uymuyor, işte efendime söyleyeyim bizi ilerletmiyor düşüncesi, yani bunu kim karar veriyor? İşte orada bir sendika, birileri söylüyor bunu. Yani bu sendikada da rastgele seçilenler oluyor falan. Hani bir şekilde adaleti sağlamak için böyle şeyler var. Hani bir orada şey olmamasını sağlamaya çalışıyorlar, kadrolaşma. Ama yine de hani ister istemez böyle şeyler oluyor, bürokrasi oluyor. Hani bir şekilde doğru sorumluluğun ne olduğunu anlamakta hani zorlanılıyor ve bir yerde artık şey haline geliyor. Bizi zorluyorsa, hani bizim alıştığımız düzeni zorluyorsa bu, yani biz onu bastıralıma doğru gidiyor yani. Zaten Şevek'in de çıkmazı burada başlıyor. Yani bu hakikaten günümüzde de bizim hani gerçek bizim dünyamızda da bunları çok bence yaşıyoruz bizzat. Hani bu şeyden bağımsız olarak söylüyorum, yani ülkenin yönetilme, dünyanın yönetilme tarzından bağımsız olarak bu bence çok temel seviyede bir sıkıntı bizim insanlık olarak. Çünkü bunu belirlemek gerçekten çok zor. Yani bunu belirleyebilmek için herkesin işte matematik, fizik, tarih, antropoloji hepsini bilmesi lazım. Yani buna imkan yok. Hepimiz belli alanlarda özelleşiyoruz ve dolayısıyla sağlıklı kararlar vermekte zorlanıyoruz. Ve yönlendiriliyoruz yani ister istemez. Bu yüzden de yani çok garip şeyler mesela ortaya çıkabiliyor. Dünyada da hani bilimin işte ne bileyim fast food zincirlerine, işte gıda şirketlerine hani tabiri caizse uşaklık ettiğini bile görebiliyoruz. Gerçekten acınası. Hani bu da hani Anarest'in dünyasını uyarladığımızda sanki şey gibi oluyor. Şevek de hani öyle bir bilim adamıymış gibi algılanıyor yani. Hani Uraslılarla işte iletişime giriyor, bilmem ne yapıyor, bizim devrimimize zarar verecek. Yok işte onlarla iletişim kurdular. İşte yok şimdi de şey konusu dönüyor mesela Anarest'teki hikayenin sonuna yaklaştığımızda. Şevek ve arkadaşları işte Uras'tan bize gelsinler. İşte onlarla tanışalım, işte iletişim içinde olalım gibi düşünceler getiriyorlar. Yani bu çok büyük şiddetle karşılanıyor. Çünkü o zaten yapılan anlaşmaya uymuyor. O zaman diyorlar ki bizden birisi gitsin, yani ona yönelik bir anlaşmayı bozan bir durum yok. Ona da çok büyük böyle şeyler geliyor, muhalefet geliyor. Ve sonrasında hani şey oluyor, bu Şevek ve arkadaşları bayağı hain gibi gören bir kesim oluşmaya başlıyor. Yani destekleyenler de var. Ve Şevek'in ailesine de bunu uyguluyorlar. Yani mobbing uyguluyorlar eşine, iş yerinde, çocuğunu mesela o kaldığı yatakhanede, işte eğitim merkezinde
baskı uyguluyor senin annen baban hain diye. Yani gerçekten bu anarşiste kurulan ideal hayatın çok çok daha böyle dışında bir yere doğru gidiyor. Yani Şevak artık o okyaydan fırlamış oluyor. Yani biraz da mecbur kalıyor yani. Hani çünkü orada hakikaten çok farklı bir sorumluluk doğuyor. Yani kendisi dışındaki bireylerin can güvenliği, işte mutluluğu kendisi üstüne biniyor bu sorumluluk. Yani normalde bizim yaşadığımız dünyada hani ailenin işte geçiminin, mutluluğunun, sorumluluğunun baba da hani sırtına yüklenmesi çok olası bir şey ama orada değil yani. O dünyada herkes kendi şeyinden hani daha çok sorumlu hayatından. Hani eşlilik, aile olsa bile bir yere kadar yani o. Hani o 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuk bile bir birey olmaya başlıyor yavaş yavaş. Orada da hani yani bu sorumluluk konusu hakikaten çok büyük bir problem olarak kitapta da önümüze çıkıyor. Ben bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ederiz Çağrı söylediklerin için. Şimdi şöyle bir durum var. Kitabın az önce de söylediğim gibi sonuna doğru geliyoruz. Urras tarafını hemen hemen toparladık gibi. Anarşist tarafında da Çağrı biraz girizgah yaptı. Anarşist tarafında da artık insanlar fikirlerini rahat rahat beyan edemediklerini ya da istedikleri gibi yani söz ifade haklarını kullanamadıklarını anladıklarında Şevek ve bir kısım nasıl diyelim tekrardan devrimci arkadaşları birleşerek bir sendika kuruyorlar ve bu sendikayla yayınlar yapmaya başlıyorlar. Bu arada Anarşist'te şöyle bir sıkıntı var. Hani her şey çok kısıtlı olduğu için kağıt yapmak bile, yani kağıdı holum ağacından yapıyorlar. Kağıt yapmak bile çok büyük bir problem. O yüzden hiçbir şey israf edilmiyor. Her şey kıt kanaat kullanılıyor. Hatta kitabın başında şöyle bahsediliyor. İşte bir kitapçık çıkardı. O kenarları bile yazı doluydu. Hani boşluk hiçbir yer yoktu. Çünkü kağıt çok kıymetli. Bu yüzden bunu bahane eden üde ya da bürokrasi insanlara sadece kendi istediği fikirleri veriyordu. Bunu engellemek için işte Şevek ve taifesi bir çeşit sendika kurup kendileri bir yayın organı, matbaa açıyorlar. Bu noktada Dilşat'ın söylemek istedikleri var. Evet, Dilşat sendeyiz. Tekrar merhaba. Kitabın sonuna geldik. Hem Anarşist hem Urras tarafında böyle flashbacklerle ilerledi kitap. Kitabın bitişinde şöyle diyelim, Eren biraz önce bahsetmişti. Şevek kuramını tek bir devlete ya da tek bir gezegene değil, bütün bizim orada gördüğümüz 4 gezegene de Hainlilere, Arzlılara, Urraslılara ve Anarşistlere aynı anda yayınlamak isteğiyle şey yapıyor, hareket ediyor ve Urras'ın elinden bir şekilde kaçıp Arz Büyükelçiliğine sığınıyor. Arz Büyükelçiliği dediğimiz bizim anladığımız, bizim bildiğimiz dünyamız gibi düşünün. Arz Büyükelçiliğine sığınıp eş zamanlık ilkesi kuramını, yani uzayda bir yerden bir yere ışık hızından bile daha hızlı hareket, ışık hızından bile daha hızlı gidilebilme, nasıl tam olarak söylemedim, ışık hızından bile daha hızlı seyahati anahtarını, bu kuramı şeye vermek istiyor. Bütün gezegenlere aynı anda eş zamanlı vermek istiyor. Biraz da ironik böyle, eş zamanlık ilkesini eş zamanlı bir şekilde bütün gezegenlere dağıtıyor. Sonrasında Arz'dan bu isteği kabul görüyor. Tabii Urras, Şevek'in eve dönmemesi için, Anarşist'e dönmemesi için elinden geleni yapıyor. Ama Anarşist'e bir şekilde Arz'ın gemileriyle geri dönmenin bir yolunu buluyor Şevek. Ve böylece hani Anarşist'teki işte o nasıl diyeyim, kurak verimsiz topraklardaki dışarıdan bakınca hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir şeyin yetişmediği ama Şevek için çok önemli olan, Şevek için aslında her şey demek olan o güzel eve, bu arada Şevek ev kavramını bir yere dönmekle değil de bir insana dönmekle bağdaştırıyor. Bu da çok güzel bir bakış açısı. Ursula Le Guin'in bize kitabın sonunda verdiği. Eve dönmek moduna giriyor. Ve giderken de Anarşist tarihinde 170 yıldır ilk defa olan bir şey oluyor. Yanında Hain'den, pardon Arz'dan bir subayla beraber iniyor. Hain'den, doğru. Hain'den, pardon özür diliyorum. Hain'den Keto isimli bir subayla beraber
şeye iniyor. Anarese iniyor. Tabii orası muğlak ama bu Anarese gelen Urraslılar dışındaki ilk yabancı, Urraslılar, Cetililer dışındaki ilk yabancı karakter oluyor. Kitap genel itibariyle kesinlikle ve kesinlikle hani o güzel ismini, hem Mülksüzler ismini ele geçirilememiş de demek. Kitapta bu anlamda da çok kullanılıyor. Mülksüzler ismi ele geçirilememişler. Çünkü mülk, siz mülke sahip olduğunuz gibi mülkünüz de size sahip oluyor. Ve ikircikli Ütopya ismini, insanı rahatsız eden Ütopya ismini sonuna kadar hak ediyor. Ben okuduğumda ciddi keyif aldım. Okumak isteyen arkadaşlar ya da ilgi duyan arkadaşlara bu da benim yorumum ya da bu da bizim yorumumuz diyebilirim. Umarım onlar için de keyifli bir böyle sohbet olmuştur. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Toparlıyoruz artık. Dişat son cümlelerini söylemiş oldu böylece. Sözü Çağrı'ya veriyorum. Çağrı sendeyiz. Ben de son yorumlarımı yapayım. Bu arada ufak bir düzeltme yapayım. Eş zamanlılık değil aslında, genel zaman kuramı diye bir şey üzerine çalışıyor Şevek kitapta. İki tane zaman üzerine çok kabul almış kuram var. Ardışıklık ve eş zamanlılık. Ardışıklık aslında hani geçmiş ve gelecek üzerine biraz çalışan bir kuram. Eş zamanlılıksa hani zamanın aslında durağan olduğu, bizim onun içinden geçtiğimiz gibi bir şey. Şevek'in yaptığı da bu ikisini birleştirmek aslında. Ve bunu yaparken de şeyden faydalanıyor. Arz dünyasındaki Einstein'ın işte göreceliliğinden biraz ilham alıyor. Yani aslında o tüm dünyaların her birinde farklı farklı ortaya çıkan kuramları birleştik. Bu genel zaman kuramını ortaya atıyor. Ve bunu da aslında şeyde de kitapta sürekli işliyor bize, yani yazar. İşte geçmiş, gelecek, bugün. Hani bunları hep birbiriyle böyle gidip gelen bir şekilde, işte Dilşat'ın bahsettiği gibi hani hem bir yolculuğa çıkıyor Şevek dünyalar arası, aslında bir yandan da kendi iç dünyasına yolculuğa çıkıyor. Geçmişi, bugünü hep iç içe gidiyor. Kitapta zaten o şekilde. Yani bir 7 yaşında Şevek'i görüyoruz, bir 39 yaşında, bir 10 yaşında görüyoruz, bir 40 yaşında görüyoruz. Hani burada bize hep bunu anlatıyor yazar. O açıdan da hani ben böyle çok tabii şeye girmiyor aslında, öyle o bilimsel konulara o kadar da aşırı detaylı anlatmıyor ama hani o bir bilim adamının hissedebildikleri, işte o yaratıcı süreçte yaşadıklarını falan çok güzel anlatan bir kitap. Hani o detayları anlatacak olursak yani saatlerce konuşabiliriz. Benim yani burada çok böyle hoşuma giden noktaları vardı kitabın. Bunu da yani kitaba bırakalım. Kitabı okuyan arkadaşlar bunları hissetsin. Yani Eren, sen bunu üçüncü kez okuyorsun. Hakikaten üçüncü kez, beşinci kez bile okunur bu kitap. Yani ben iki sene sonra bir daha bu kitabı okumak isterim. Çünkü hani bu kitapta çok bence derin şeyler de var. Yani bizim insanlığımız, İşte arzularımız, içgüdülerimiz, dürtülerimiz, vicdanımız. Yani bunların hepsi aslında o geçen tartışmaların her birinde ilmek ilmek işlenmiş. İşte zaman algımız da bunun içinde hani sürekli olarak işlenmiş. Hani bu açıdan ben çok etkileyici ve değerli bir kitap olarak gördüm. Şeyin dışında bile konuştuğumuzda, yani bu işte oradaki o ütopya, bir idealizm var, bir devrim var. Hani bunu hiç yokmuş gibi varsaysak bile, sırf o konuşmalar bile gerçekten besleyici. Bunu söylemek istiyorum ben son söz olarak kitaba yönelik. Teşekkür ederiz Çağrı'ya da. Şimdi ben bazı kitaplar vardır benim hayatımda. Sevdiğim ya da yakın gördüğüm tüm insanların bunu okumasını isterim. Çünkü bu kitaptan böyle lezzetli bir yemek gibi görürüm ben bunu. Ya da çok hoşuma giden, böyle besleyici bir, gelişime faydalı bir şey gibi görürüm. Ve etrafımdaki insanlarla paylaşırım. Mülksüzler benim için o kitaplardan biri ve öyle olarak da kalacak. Çağrı'nın dediği gibi ben üçüncü defa okudum. Muhtemelen yani eğer ne bileyim, tabii insan yaşam süresini kimse bilemez ama uzunca bir süre daha bulunursam bu dünya üzerinde daha birkaç defa daha okurum diye düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece okumayı değil, mülksüzleri okumayı tavsiye ediyorum ki biraz da böyle varlık hakkında düşünelim ya da dünyadaki oluş sebebimiz hakkında düşünelim diye.
Benim de şu anda aslında söylemek istediğim daha fazla bir şey yok. Umarım oturumumuzu beğenmişsinizdir. Kapatmadan önce Çağrı'nın söyleyeceği birkaç nokta var. O yüzden ben son olarak sözü Çağrı'ya devrediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Eren. Bu oturumumuz bizim için bayağı teknik problemlerle dolu oldu. Ona rağmen bir şekilde sonuna getirmeyi başardık. Tabii bu çekimden sonra, bu oturumu biz bitirdikten sonra dosyalar üzerinde bayağı bir uğraşmamız da gerekecek. Çünkü parça parça çekebildik. İşte İkbal başta vardı, bir merhaba dedi, düştü elektrik kesintisinden dolayı. Benim internetimde bir sıkıntı oldu. Kullandığımız kayıt uygulamasıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Ama ona rağmen hani sonuna getirebilmiş olmamız güzel. Yani zaten burada birbirimizi 20 yıldır falan tanıyan insanlar olduğumuz için birbirimize de katlanıyoruz. Hiç problem olmuyor bu açıdan. Bu da bence güzel bir işin tarafı. Kapanışı yapayım ben. Üçüncü oturumumuzda Mülksüzleri okuduk. Ursula Le Guin'in yakın zamanda aramızdan ayrılan. Bizi sosyal medyada Instagram hesabımızdan, Twitter hesabımızdan, Facebook hesabımızdan takip edebilirsiniz. Oturumlarımızın daha geniş özetini ve Eren'in yazdığı yorumlarla birlikte blogumuzdan paylaşıyoruz. Blogumuzu takip edebilirsiniz. İleride okuyacağımız, okumayı düşündüğümüz kitapları Goodreads'te işaretlemeye başladık. Goodreads hesabımızı takip edebilir. Orada bizimle iletişim içine geçebilirsiniz. Ve tüm bu platformlardan yorumlar yaparak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hani biz şeyi yapmayı çok sevmiyoruz. İşte şuraya tıklayın, işte bizi takip edin falan gibi. Hani zaten o herkesin bildiği şeyler. Biz yani her türlü etkileşim içine girmek istiyoruz. Hatta bununla ilgili ufak bir şey de hemen araya sıkıştırayım. Kitap Tetkik diye bir grup var. Ben onlarla alakasız bir yerde tanıştım. Girişimci Muhabbeti diye benim takip ettiğim podcast'in komünitesinde, Slack komünitesinde tanıştım onlarla. Onlar da tesadüftür ki Sineklerin Tanrısı'nı yapacaklarmış Nisan ayında. Bu ay Ölü Ozanlar Derneği'ni yapıyorlar. Ayda bir kitap okuyup onlar biraz daha böyle farklı bir yaklaşım yapıyorlar. İşte kitabın öyle zihin haritasını falan çıkarıyorlar. Belki ileride birlikte de bir şeyler yapma, bizim onlara konuk olma, onların bize konuk olma durumları olabilir. Bakalım Sineklerin Tanrısı'nın onların Nisan ayında yapacağı oturumuna da hani bizim ekipten de birilerinin katılmasını düşünüyoruz. Orada güzel bir sinerji yakalayabiliriz diye düşünüyoruz. Yani birbirine çok yakın zamanlarda böyle iki tane grubun, oluşumun ortaya çıkması da ayrıca sevindirdi bizi. Bunu da duyurmak istedim. Kitap Tetkik ekibine de buradan selamlar olsun. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.